Var da en alt yere. Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu. Fen Fakültesi gerek akademik kadrosu ve birikimi, gerekse akademik faaliyet ve başarıları bakımından Erciyes Üniversitesi'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli katkılar sunduğu gibi üniversitemizin tanınırlığı açısından da önemli bir paya sahiptir. Bu cümleler olarak fakültemizin yapısı ve genel olarak Fen Fakültelerinin karşılaştığı birkaç problem üzerinde kısaca durmak istiyorum. Fakültemiz uzay ve astronomi bilimleri, biyoloji, fizik, kimya ve matematik bölümü olmak üzere 5 bölümde oluşan bir akademik yapıya sahiptir. 2016-2017 mezuniyet döneminde 150 öğrenci mezun olmuş Erciyes Üniversitesi. Fakültemizde 19 idari personel ve 117 akademik personel görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz sadece kendi öğrencilerimize değil, diğer kardeş fakültelere, yüksek okullara ve meslek yüksek okullarına da hizmet vermektedir. Özellikle mühendislik fakültelerinin olmazsa olmaz kabul edilen temel dersleri, yani matematik, fizik, kimya gibi dersleri fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ve bu dersler aynı zamanda fakültemizin toplam 31 derslik ve 9 laboratuvarda yürütülmektedir. Bu da şunu gösteriyor ki Fen Fakültesi bütün maddi ve fiziksel imkanlarla beraber üniversitemizin diğer bilimlerine önemli katkılar sunmaktadır. Aşikardır ki fakültemizin bünyesinde yer alan temel bilim programları üniversite eğitimi için vazgeçilmez programlardır. Saygıdeğer konuklar, yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım birkaç husus dahi dikkate alındığında Fen Fakültelerinin üniversiteler açısından hangi öneme haiz olduğu ve bu fakültelerin korunmasının, desteklenmesinin ve daha da geliştirilmesi neden bir zorunluluk olarak ortaya çıkacağı iyi anlaşılmış olacaktır. Son zamanlarda fakültemizin bazı bölümlerine ilgi azalmış, başarılı öğrencilerimiz bölümlerini tercih etme noktasında bir takım sıkıntıya düşmüşler, bir takım problemler yaşar duruma gelmişlerdir. Nitekim konuyla ilgili olarak YÖK son 2 yılda önemli adımlar atarak bazı teşvik programları açıklamakta ve temel bilim programlarına ilgi ve tercihleri arttırmak için değişik burs programları geliştirmektedir. Bu çerçevede YÖK'ün önerisi doğrultusunda TÜBİTAK 2015 yılından itibaren LYS sınavında MF puan türünde ilk 25 bine giren öğrencilere, yani fizik, biyoloji, kimya, matematik bölümlerine yerleşen öğrencilere burs programı başlatmıştır. Ayrıca Sayın YÖK Başkanı bu teşvikler kapsamında 2017 LYS'den itibaren tüm devlet üniversitelerinin tamamında temel bilimler, yani fizik, biyoloji, kimya ve matematik bölümlerinde ilk 3'e yerleşen bütün öğrencilere burs verileceğini açıklamıştır. Burs miktarı önümüzdeki akademik yıl için 625 TL ve 12 ay süredir. Ve bu verilen burs başka bir kurumdan bu engellemeyi de etkilemeyecektir. Şüphesiz ki bu teşvikler takdire şayandır ve temel bilimlere olan ilginin yeniden artmasına önemli katkılar sunacaktır. Fen Fakültesi mezunlarının, mezun olan öğrencilerimizin hedeflerinden birisi de
Hatta belki de bazı öğrencilerimizden temel evde öğretmen olmaktır. Her ne kadar fen fakülteleri öğretmen yetiştiriyor konumda olmasa bile bizim öğrencilerimizde böyle bir özlemi vardır. Bunun için de öğretmenin formasyonuna sahip olunması gerekmektedir. Bugün yürürlükte olan formasyon eğitim uygulaması fen fakültelerinin işlerlerini kısıtlamakta, özellikle ortaokul ve liselere öğretmen yetiştirme potansiyeline sahip olan bu fakülteleri aday öğrencilerin nazarında cazip olmaktan alıkoymakta, böylece bu fakültelerin başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmemeleri hususunda ortam oluşturmaktadır. Halbuki formasyon eğitimi öğrencilerimizin normal öğretim süreleri içinde eğitim planları dahilinde düzenlenerek yürütülebilir. Böylece formasyon eğitimi için zaman ve mekan israfına son verilmiş, kendi alanında donanımlı, aynı zamanda öğretmenlik formasyonunda kazanmış mezunlara sahip olabiliriz. Bu nedenle yürürlükte olan formasyon eğitim uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini diliyoruz. Ve bizim bu konuda görüşümüz budur. Biz Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi olarak öğrencilerimize bu eğitimi normal eğitim öğretim süresi içerisinde başarılı bir şekilde vermeye talibiz ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Değerli anne babalar, değerli konuklar, bugün sizlerin de mezuniyet gününüz. 4 yıl boyunca çocuklarınızı yalnız bırakmadınız. Onlar için fedakarlıklarda bulundunuz. Her zaman destek oldunuz. Onların daha iyi yetişmesi ve yeni bir hayata atılmaları için hazırlanırken hep onların yanlarına durdunuz ve onların ihtiyaçlarına cevap verdiniz. Bu vesileyle size teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Eminim ki aileler olarak her zaman onların yanında olacaksınız. İnşallah emekleriniz boşa gitmeyecek, evlatlarınız da size layık olacaklardır. Sevgili öğrencilerimiz, artık sizler bizim mezunlarımız, belki de bir kısmınız bizim meslektaşımızsınız. Fakültenizde ömrünüzün güzide 4 yılını geçirmiş bulunuyorsunuz. Umarım sizlere yeterince ihtimam göstermiş, bilgi ve birikimlerinizi paylaşmış ve sizlere iyi bir eğitim vermişizdir. Ben inanıyorum ki bütün öğretim üyesi arkadaşlarım, sizin daha iyi bir eğitim alabilmeniz, daha donanımlı ve geleceğe daha hazırlıklı hale gelebilmeniz için çok emek sarf ettiler, samimi bir çaba içinde oldular. Bu vesileyle bütün öğretim üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca size her zaman destek olan anne ve babalarınız, yani aileleriniz, her zaman sizin yanınızda oldular, bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir. Şüphesiz ki sizler de ailelerinize sahip çıkacak, onları yalnız bırakmayacaksınız. Şimdi hayatınızın başka bir dönemindesiniz. Kendinize yeni bir yol haritası belirlemek durumundasınız. Bu yeni döneme geçerken fakültenizde edinmiş olduğunuz birikim ve donanımın kuşkusuz size yararı olacaktır. Ancak bunlarla yetinmeyip her zaman kendinizi yenilemek, geliştirmek ve eğitmek zorunda olduğunuzu unutmayacaksınız. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İhtiyaç duyduğunuzda hocalarınızın ve fakültenizin yanınızda olduğunu unutmayınız. Bahtınız ve yolunuz açık olsun. Değerli konuklar, sevgili öğrenciler, Fen Fakültesi olarak öğrencilerimizin bütün sınavları ve bütün işlemleri tamamlandıktan sonra mezuniyet töreni düzenliyoruz ve mezunlarımıza diploma ödülü takdim ediyoruz. Bu nedenle bizim mezuniyet törenimiz nispeten geç yapılmış oluyor. Bu töreni diploma örneği alacak öğrencilerimiz mezun durumda olan öğrencilerimizdir. Ancak onlarla aynı dönemde olan ama elde olmayan bazı nedenlerle mezuniyetini bir dönem sonraya bırakmak durumunda kalan öğrencilerimiz de bugün bizlerle beraberdiler. Arkadaşlarını yalnız bırakmayarak buraya geldiler, törene katılıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakacağım tüm konuklarımıza
ailelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Elbette üniversitemiz için hem mutlu hem de biraz hüzünlü bir gün. Mutluluğumuz şundandır, 150 evladımızı bu ülkeye hizmet etmek üzere uğurluyoruz. Hüznümüz de şundandır, onlardan bir bakıma uzaklaşıyoruz, ayrılıyoruz. Ama ben öğrencilerimize şunu ifade etmek isterim. Artık iletişim imkanları çok arttı. Ulaşım açısından hiçbir sıkıntımız yok. Erciyes Üniversitesi'nin sizin eviniz, aileniz olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Sizler bir Erciyes Üniversitesi olarak ömrünüzce onurla bu kimliği üzerinizde lütfen eksik etmeyiniz. Dekanımız İlhan Hocamız o güzel üslubuyla, akıcı üslubuyla o kadar güzel şeyler ifade etti ki bize konuşacak fazla bir şey kalmadı aslında. Onun için öncelikle ben değerli öğretim üyelerimize, ki bunu onurla ifade ediyorum, bir kısmı biz Erciyes Üniversitesi öğrencisiyken de burada öğretim üyesiydiler. Onlara bir kısmıyla da birlikte öğrencilik yaptık. Huzurlarınızda çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem öğrencilerine hem de üniversitemize hem bir eğitici öğretici olarak hem bir araştırmacı olarak çok büyük katkılar olmuştur. Elbette ki bu katkı üniversitemizle birlikte bütün ülkemize ve bütün insanlara olmuştur. Ondan dolayı öncelikle öğretim üyelerimize, üniversitemiz adına bu fırsatı değerlendirerek teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin değerli anne babaları, elbette bugün en zor olan işlerden bir tanesi de üniversitede evlat okutmaktır. Bunu üniversitede bir evlat okutan baba olarak çok iyi biliyorum, sizlere çok yanıyorum. Çok büyük özveriyle bu insanları, bu ülkemizin değerlerini ülkemizin hizmetine sunduğumuz için sizlere de şükranlarımı arz ediyorum. Artık değerli öğrenci arkadaşlarım mı diyeceğim bilemiyorum ama az sonra sizleri uğurlayacağız. İlhan hocamız az önce anlattılar. Temel bilimler aslında bütün bilim alanlarının önünü açan alanlardır. Ve bunun eksikliği diğer bilim alanlarının da akamete uğraması gibi bir tehlikeyi beraberinde getirir. Bizim ülkemizde bunu ne yazık ki ifade etmek lazım. Temel bilimler ihmal edilmiştir biraz. Ancak İlhan hocam da biraz önce ifade ettiği gibi önlemleri alınmıştır. Temel bilimlerin ihmal edilmesi demek bir ülke için en büyük olumsuzluklardan birisidir. Ondan dolayı sizin asıl amacınız ve hedefiniz üniversitemizden edindiğiniz bu bilgilerin ve becerilerin üzerine her zaman bir şeyleri ilave ederek bir araştırmacı olarak ülkemize ve insanlara hizmet etmenizdir. Sizleri bu güzel hislerle uğurluyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim.